Haber 1905 kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili Galatasaraylılar kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda Galatasaray'ın ilgilendiği, daha doğrusu yeni gündemin aldığı bir futbolcu Alexis Beka Beka'yı konuşacağız. Arkadaşlar bizi izlerken kanalımıza abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu oluruz. Evet Alexis Beka Beka Galatasaray'ın gündemine geldi. Elbette ki bizlere de haber kaynağını aktarmak zorundayız. Saygı duymak zorundayız ve emeğe saygı duymak zorundayız. Ajans Spor'dan Sayın Salim Manav bu haberi ilk olarak Paylaştı en azından ben bu şekilde gördüm. Salim Manav'ın da emeklerine sağlık diyelim. Emeğini de teslim edelim. Evet Alexis Beka, Beka Galatasaray'ın gündemine geldi. Peki Alexis Beka Beka Galatasaray için doğru bir isim mi? Hep beraber bunu konuşalım dilerseniz. Biliyorsunuz Galatasaray son iki Avrupa maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Önce deplasmanda 1-0 yendi. Ardından burada 1-1 berabere kaldı. Peki bu iki maçta hepimizin ortak bir noktası vardı. Ah şu Alexis'i BKBK beka, beka Galatasaray'ın futbolcusu olsaydı bu maçlar çok daha farklı olabilirdi diye hepiniz içinizden geçirmişsinizdir veya bu isteğinizi dilinize dökmüşsünüzdür. Keza ben birçok görüştüm, işte arkadaşım olsun, spor sever olsun, yorumcu olsun her seferinde şu Alex Beka Beka Galatasaray'ın topçusu olsa ne kadar güzel olur demiştim. Hatta belki beni izleyenler hatırlar. Galatasaray'ın deplasmanda lokomotifi 1-0 yendiği maçtan sonra şunu söylemiştim. Alexis Beka Beka Galatasaray'ın tam aradığı bir isim demişim ki scout ekibimizin de gözüne çarpmış ki Galatasaray Alexis Beka, Beka için Rus takımı Lokomotiv Moskova'ya fiyatını sordu. Tabii ki kolay bir transfer değil. Önce bir Alex Beka Beka'yı tanıyalım sonra da transferini konuşalım. Alex Beka, Beka henüz 20 yaşında ve Fransız bir futbolcu. Geçen sezon daha doğrusu bu sezonun başında Fransız ekibi Kent takımından Lokomotiv Moskova'ya 6 milyon euroya transfer oldu. Gerçekten de aslında baktığımız zaman 6 milyon euro 20 yaşındaki bir futbolcu için iyi bir yatırım olmuş. E bize çıkardı bu yatırım yaptık. Morutan'a bu yatırım yaptık. Berkan'a yaklaşık 3 milyon euroya yakın bir yatırım yaptık. Onlardan da beklentimiz iyi bir performans. Tabi Alexis BKBK kariyerinde 44 maç oynadığını söyleyelim. 1 gol 2 astik bir performansı var. Ama 44 maçta da 16 tane sarı kart gördüğünü aktaralım sevgili arkadaşlar. Şimdi Alex Beka Beka bu sezon çok fazla forma şansı bulmadı. Daha 4 maçta forma şansı bulabildi. Çünkü futbolcunun sezonun başına yaşadığı bir sakatlık vardı. Üst adele yırtığı sakatlığından 30 gün boyunca sahalardan uzak durdu. Biliyorsunuz Lokomotiv Moskova deplasmanında Beka Beka'nın durumu soru işaretiydi ve o maçta oynayabildi. Ve son maçlarda Lokomotiv'inde artık vazgeçilmezi oldu. 20 yaşındaki futbolcu sakatını atattan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Transferdeki gelişmeyi aktaralım. Ardındanca da Alexi Beka. Beka Galatasaray'a ne katar? Öncelikle şunu söyleyelim. Alexi Beka, Beka için Galatasaray Lokomotiv'e fiyat sordu. Ve cevap bekliyor. Galatasaray futbolcuyu radarına aldı. Transfer için elinden geleni de yapacaktır Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın arkadaşlar bir 6 numara ihtiyacı var. Bunu sizler de bende hepimiz çok iyi biliyoruz. Galatasaray bu sezon yaz transfer döneminde iyi transferler yaptı. Hakkını vermek lazım yönetimimizin. Fakat bir tane eksik yazdık. O da 6 numaraydı. Bak subaksa oynayan bir 6 numaramız yok diye çok fazla semkar konuştuk. Keza bunları da maçlarda gördük. O bölgeye Gustav Asonsao transferi yapıldı ama görüyoruz ki Gustav Asonsao maalesef hiçbir şekilde ilk 11'de forma şansı bulamıyor Kayserispor maçı hariç hatta son 18'e dahi alınmakta sıkıntı yaşayan bir futbolcu. Yani Gustavo Asonso ile bu işin olmayacağını hepimiz artık kanaat geçirdik. Peki Alex Beka, Beka o bölgeyi doldurabilir mi? Şöyle söyleyeyim çok diye oturabilir. Ama henüz 20 yaşında yeni bir çıkış yakalıyor. Tabii ki birazcık temkinli davranmak lazım. Fiyatı yani konuşulan rakamlar şu anda yaklaşık 15 milyon eurolardan bahsediliyor. Tabii Galatasaray o kadar para vermek istemiyor. O kadar para verse Gerson alır zaten. Galatasaray biraz da böyle 5-6-7 milyon bağında bitirmek istiyor bu transferi. Ama bu futbolcu ben şöyle söyleyeyim. Bu futbolcu Galatasaray'a kolay kolay vermeyecekler. Çünkü piyasası olan bir futbolcu. E, Premierlikten de takip edildiğini aldığımız duyumlar neticesinde aktarabiliriz bunları sizlere. Futbolcunun Avrupa piyasası var. Veya Avrupa piyasası yaptı demek daha doğru olur. Futbolcu bence Lokomotiv Moskova çok kolay satmayacak. Ara transfer döneminde. Önümüzdeki sezon bu futbolcu 15-20 milyon euroya daha üst klasman birliğe gideceğini görebiliriz. Alex Bekabek'a Beka, Bak su bak oynayabilen bir futbolcu. Gerçekten de oyunu hızını artıran bir isim. Biliyorsunuz günümüz futbolunda artık takımlar oyunu birinci bölgesinden kuruyor. Yani kendi yarı sahasından kuruyor. Alex Beka, Beka o kadar güzel oyun kurucu bir futbolcu ki 6 numarada oynayan. Yeri geldim 8 de oynayabiliyor ama asıl bölgesi ön 6 numara. Oyun kurma konusunda çok iyi. Yani birinci bölgeden topu alıp ikinci bölgeye taşıyabilen bir futbolcu. Oyun hızını artırabilen bir futbolcu kilit pas atma noktasında çok iyi diyebiliriz. Derin top atabilen, savunma arkası uzun top atma özelliği çok iyi olan ve bunun maç içerisinde sık sık deneyen bir isim. Yani Galatasaray'ımızın böyle bir isme ihtiyacı var. Taylan ritmi düştü. Berkan koşuyor, mücadele ediyor fakat savunma arkası pasları Berkan'la bir türlü göremedik. Ama beka da bu var. Galatasaray'ın birazcık geçmişine gidelim. Fernando, Melo. Baksu baksa oynayan, savunma arkası toplar atan, derin toplar atan için ofansif bölgesinde de olabilen bir isim. Fatih Hoca ne dedi? Biz dedi 3. bölgede üretken olmakta sıkıntı yaşıyoruz. Neden? Çünkü bizim bak su bak su bir 6 numaramız yok. Berkan çok iyi ama Berkan 6 numarada bak su bak su Koşuyor, mücadele ediyor, bütün istatistikleri topluyor. Top kapma özelliği çok iyi. Fakat Berkan'ın 3. 6 numara oynarken 3. bölgedeki üretkenliği yetersiz. Bu yüzden üretken bir 6 numara ihtiyacımız var. Bu 6 numara Alexis Beka Beka olursa hepimiz çok mutlu oluruz. Alexis Beka Beka bir de çok etkili bir futbolcu. Her zaman dikini oynamayı seven bir futbolcu. Çok fazla topu ayağına dolandırmadan oyunun akışını da sağlayan ender futbolculardan bir tanesi. Peki Alexis Beka Beka transferi gerçekleşirse nasıl bir orta saha izleyebiliriz? Alexis Beka Beka gelirse orta sahada şu üçlüyü görebiliriz. Tabii ki yabancı sayısını hesaba katmadan konuşuyoruz bunu. Çünkü çok fazla farklı formasyonlar çizebiliriz yerli kaleci transferi yapılabilir. Belki bir yerli sabek transferi gerçekleşebilir. Bunlar ayrı bir boyut. Ama genel anlamda baktığımız zaman işin Avrupa kısmını konuşacak olursak veya farklı bir mevkide bir rotasyon yapılacaksa orta anda Alexis Beka Beka oynadığı zaman altı numarada önlerinde çıkaldı o Berkan veya çıkaldı o Morutan ikilisini görebiliriz. Yani gel soracaksınız. Şu an hissediyor gibiyim. Gel sonra Fernandez transferi olsa bile tabii ki bir kontenjan açmanız lazım. Babel Cagne'nin gideceği konuşuluyor orta alanda yani Gerson'la Beka Beka aynı anda olur mu? Maddi anlamda çok zor. Gerçekçi konuşmak lazım. Ama olursa Galatasaray seviye atlar. Bir seviye değil. 4-5 seviye birden atlar arkadaşlar. Yani Beka, Çikaldao, Gerson Fernandes üçlüsü Galatasaray'ı uçurur. Sağda Murat'tan solda Kerem Forvet'te belki bir takviye, belki Halil Dervişoğlu tabii ki yerli kuralını bir kenara bırakarak onu artık Fatih Terim düşünecektir. Fizik kalitesi bence Süper Lig içinde yeterli bir futbolcu diyebiliriz Alexis Beka Beka için. Şimdi o bölgede konuşulan diğer isimleri konuşalım. Biliyorsunuz Alio Dieng'in bir itirafı oldu. Galatasaray beni yaz transfer döneminde istedi fakat bu transfer gerçekleşmedi dedi. O dönem ben şunu söylemiştim. Alio Dieng Galatasaray'ın aradığı futbolcu değil. Çünkü Galatasaray iki stoper arasına girmiş, üçüncü stoper gibi oynayan, işin savunma kısmını iyi yapan birini değil. Aynı zamanda işin ofansif yönünde iyi yapan bir 6 numara aradığını biliyoruz. Alo değk buna uygun biri değildi. Alo transferinin gerçekleşmemesine açıkçası ben sevinmiştim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz düşüncelerinizi, fikirlerinizi ama Alo değk transferinden açıkçası gerçekleşmemesi beni mutlu etti. Enneri konuşuluyor. Enneri tabii ki o da Galatasaray'a çok katkı verir ama gelecek anlamda en azından madde anlamında Galatasaray'a para kazandırma anlamında tabii ki ben BKBK'yı tercih ederim. Ama Muhammed Elneni gelirse de üzülmem çünkü Muhammed Elneni de orta sayı toparlar. Yani Çikaldo ile beraber o bölgeyi çok iyi toparlar. Yani Berkan Çikaldo, Muhammed Elneni üçlüsü oynayabilir. Hatta Çikaldo Elnen'in önünde Morutan on numara oynayabilir ki Elneni fizik olarak iyi bir futbolcu. Bu sezonda Arsenal'da çok fazla forma şansı bulmadığını söylemekte fayda var. Ama Alexis Becker için açıkçası ben bu haberi görünce çok mutlu oldum. Araştırdım. Evet Galatasaray'ın ilgisi var. Gelirse açıkçası sizler de benim kadar mutlu olacaksınız. Bunu biliyorum. Yorumlarınızı lütfen hemen aşağıda yorumlar kısmına yazın. Ben de sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videolar canlı yayınlar için, anlık videolar için, anlık haberler için Kanalımızı takip ederseniz çok mutlu oluruz. Elimden geldiğince her an online olup sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaraylıyız. Şimdilik hoşçakalın.